Ve işte yarın mesai başlıyor, başlayacak. Tatili memleketlerinde geçiren İstanbullular akın akın da dönüyor. Dönüşler nedeniyle otogarda uzun otobüs kuyrukları da oluştu. İstanbul'dan ayrılmak kolaydı tabii ama eve dönüş çile oldu, eziyet oldu. Otobüslerden inen vatandaşlar bu kez de yaşadıkları ilçeye gidebilmek için servis beklediler. O servisler çoğu zaman geç geldi. Gelenlerde ise yer bulabilmek neredeyse imkansızdı. Yani İstanbullunun otobüsle eve dönüşü biraz efendim eziyet doluydu. Dokuz günlük bayram tatili bugün sona erdi. İstanbul otogarında son gün yoğunluğu yaşandı. Dokuz günlük tatile, bayram tatiline çıktım. Memleketime gittim geldim. Sadece o değil, milyonlarca kişi aynı şeyi yaptı. Dokuz günlük Ramazan bayramı tatillerini memleketlerinde geçirdiler. İstanbul'un trafiğinden ve kalabalığından bir hafta uzak kaldılar. Ama her güzel şeyin bir de sonu vardı. Tatilden döndük, aşırı bir yoğunluk var. Servise binemiyoruz, resmen kıyamet. İstanbul'dan ayrılmak kolaydı ama dönmek o kadar da kolay olmadı. 15 Temmuz Şehitler Otogarı'na gelen otobüsler uzun kuyruk oluşturdu. Görüyorsun kardeşim, her şey ortada yani, bayram dönüşü. Otobüslerden inen vatandaşlar bu kez de gidecekleri ilçelere ulaşabilmek için servis bekledi. Ama o servisler bir türlü gelmek bilmedi. Geldiğinde ise yoğunluktan birçok kişi binemedi. Bir saattir bekliyoruz ama gelen servisler yani insanlar sığmıyor. Özel araçlarıyla yakınlarını almaya gelenler için otogar 25 dakika o araçları ücretsizdi. Ama onların otogara girmeleri bile yarım saati geçti. Gideceğimiz de meçhul, nasıl gideceğiz onu da bilmiyorum. Otobüs kuyruğunun ardından bu kez de yakınlarını almaya gelenler uzun araç kuyrukları oluşturdu. Otogarın giriş çıkış noktalarında trafik polisleri görevlendirildi. Bayram dönüşü, otogardaki yoğunluk saatler ilerledikçe artmaya devam etti.